BRT Haber Merkezi'nden mutlu günler, mutlu sabahlar. Sabah haberlerle sizlerle birlikteyiz ve günün ilk bülteniyle karşınızdayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesi meclisten onay aldı. 2023 mali yılı bütçe yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edilirken bütçeye milletvekillerinden 27'si kabul, 14'ü red oyu verdi. Genel kurulda yapılan konuşmaların gündeminde ise ekonomik kriz vardı. Maliye Bakanı Alişan Şan 2023 yılından umutlu olduğunu ifade etti. 0.5 cari transferler. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Maliye Bakanlığı'nın 17 milyar 712 milyon 144 bin 700 Türk liralık bütçesiyle gelirler bütçesi görüşüldü. Ardından tasarının madde madde görüşülmesi tamamlandı ve bütünü oylandı. 2023 mali yılı bütçe yasa tasarısı üzerindeki görüşmeler bu oylamayla tamamlanırken bütçeye 27 kabul, 14 red oyu kullanıldı. Genel Kurul'da ilk olarak Maliye Bakanlığı bütçesi ele alındı. Bütçe üzerine konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fikret Oroz, Maliye Bakanlığı bütçesinin ekonomik hedeflere ulaşacak şekilde planlanması gerektiğini kaydetti. Bunun yapılması ile de makroekonomik hedeflere ulaşmanın mümkün olacağını belirten Toros, bütçe disiplini çerçevesinde oluşturulacak tasarruf tedbirlerinin de önemine değindi. Maliye Bakanı Alişan Şan da bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlerle eleştiri ve önerilerde bulunanlara teşekkür etti. 2022 yılında bir ek bütçe yaptık. Ve bu ek bütçeyi yaptığımız zaman Mayıs ayında, Haziran ayında beklenen hayat pahalılığı beklenenin üzerinde yaklaşık %9 fazla çıktı arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlarımın endişelerini önemsiyorum. 2022 yılını değerlendiren Şan, pandemi süreci ve Rusya-Ukrayna savaşından bahsetti ve bunların ekonomiyi etkilediğini söyledi. Bugün çok şükür Allah'a böyle bir kriz en azından şimdi şu anda yok. Ve oluşan Rusya-Ukrayna krizi de yavaş yavaş inancım odur, tespitim odur ki yerini de sükunete bırakacak. Mali disipline verilen önemden bahseden Şan, mali disiplin ve gelirlerin artırılmasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Hayat pahalılığının beklenenin üzerinde gelmesinin, yaklaşık 3.75 üzerinde gelmesinin bizim bütçemizde sabah yaptırdığım bir hesapta değerli arkadaşlar yaklaşık 500 milyon bir fark atacağı bilgisini ilgili dairelerden aldım. KDV iadeleriyle ilgili eleştirilere değinen Şan, bunun aslında KDV iadesi değil, harcamaların %1'inin iadesi olduğunu belirtti ve bununla ilgili bankalardan gelen raporlarda bir takım sıkıntılar yaşandığını, sıkıntı olmayan Aralık ayı iadesinin ödendiğini söyledi. Sigorta şirketleri sorunlarına değinen Şan, sermaye artırma ve düzenlemeler yapılmasının önemli bir konu olduğunu ve 2023 yılı içerisinde bu konuda adım atılacağını söyledi. Bakan Şan, enflasyon muhasebesi konusunda da çalışıldığını, 2023 yılının ilk zamanlarında hayata geçireceklerini kaydetti. Güneş enerjisi için 40 milyon TL ayrıldığını ve bunun nasıl bir kullanımı olabileceği konusunda sorular olmuştu. Daha önceki yılda toplu bir veya birkaç noktaya güneş enerji sistemi kurularak devlete ait binaların enerji maliyetlerinin düşürülmesi yönünde bir proje vardır. O projenin 2022 yılında hayata geçiremedik. İnşallah, ümit ederim, 2023 yılı içerisinde hem yeşil enerjiyi, çevre dostu bu projeyi hayata geçireceğiz. Vakıflar İdaresi ile ilgili de iddialara yanıt veren Şan, konunun takibinin yapılacağını söyledi. Biz 2022'nin 13. maaşlarını kendi kaynaklarımızla ödedik değerli arkadaşlar. Ancak Cumhurbaşkanımızın dile getirmeye çalıştığı husus, kendisiyle yapmış olduğumuz sohbette, bir sohbet esnasında Cumhurbaşkanımız Türkiye'den
yapılması gereken kaynakların akışını aslında bana sormuştu. Belki ben de kendisine bu akışları anlatırken, Aralık ayı içerisinde oldu bu konuşmamız, bu sohbetimizde. Belki ben yanlış bir telaffuz yapmış olabilirim Sayın Cumhurbaşkanımıza. Veya benim telaffuzumu, söylemimi Cumhurbaşkanımız daha farklı algılamış, anlamış olabilir. Dolayısıyla belki bir yanlış ibaresi, yanlış bir şey olmuş olabilir. Bunlar seven yapılan şeylerdir. Bunların üzerinde durmamamız gerekir. Bakan Şan'ın konuşmasının ardından Maliye Bakanlığı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Ardından gelirler bütçesi ele alındı ve 2023 mali yılı bütçe yasağı tasarısının madde madde görüşülmesi tamamlandı. Tasarının bütünü için ise açık oylama yapıldı. Oylamada milletvekilleri 27 kabul, 14 red oyu kullanırken bütçe oy çokluğuyla kabul edildi. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak tasarı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Genel kurulun gelecek birleşimi ise 16 Ocak'ta yapılacak. 3.820.278.000. Değerli izleyenler, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs'ta bulunmaya devam edeceğini vurguladı. Meselenin artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması olduğunu da söyleyen Akar, bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü belirtti. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin 2023'e doğru şehir buluşmaları etkinliği kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'ı uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından vazgeçmeye davet ederek bununla bir yere varamazsınız uyarısında bulundu. Problemlerin diyalogla, barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinin önemine işaret eden Akar, Türkiye'nin hiçbir şekilde kimseye tehdit olmadığını belirtti ve Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik dedi. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs'taki varlığının devam ettiğine de işaret etti. Çerçevesinde Kıbrıs'taki varlığımız devam ediyor. Biz orada bulunmaya devam edeceğiz. Biz bu anlaşmalar çerçevesinde oradayız. Uluslararası hukuka tamamen uygun bir şekilde oradayız. Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu bugüne kadar çiğnetmedik. Bundan sonra da çiğnetmeyiz. Orada Kuzey Kıbrıs'ta Cumhuriyeti kuruldu. Artık bundan sonra devletin kurulup kurulmaması meselesi değil. Bütün mesele artık bunun tanınması oldu. Bu yönde devletimizin kararı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararı budur. Bu istikamette oradaki çalışmaları da sürüyor. Yaşamı Buğday Tanesi isimli filme konu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ülkemizde. Bayram, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Tatar kabulde engelleri aşıp geleceğe umut ışığı olmak adına filmin önemli ve anlamlı mesajlar verdiğine inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Buğday Tanesi isimli filme yaşamı konu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve beraberindekileri kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi öncülüğünde Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'nin işbirliğinde AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan Buğday Tanesi filminde anlatılan hayat mücadelesindeki umudun önemine işaret etti. Sizlerin bu acı olaydan sonra hayat yolculuğunda hiçbir zaman umudunuzu yitirmeden ve şu anda da yaptığınız çalışmalarla ve bu çalışmayla esasında milletinize ve insanlara büyük hizmet vermektesiniz. Yani mesaj, herkesin başına çeşitli farklı acılar, çeşitli farklı olaylar gelebilir. Bu bir engel ama bu engel değil. Çünkü bu engele rağmen siz engelleri aşarak insanlığa ve insanın geleceğine umuda dair önemli bir takım ciddi çalışmalar ortaya koyabiliyorsunuz. Ve bu çalışma içerisinde insanları arkanızdan sürükleyebiliyorsunuz. Bu umuda yolculuk, bu azim ve kararlılık bizlere gerçekten güven vermektedir. O bakımdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu önemli çalışmadan faydalanması ve dostumuz Sayın Ertan Birinci'nin girişimleriyle hem 15 Kasım Üniversitesi hem Genç TV'nin yapacağı bu güzel faaliyette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geneline bu mesajın verilmesi ve her zaman kopmaz bir parçası olduğumuz Türk ulusunun bu değerlerinin burada da aynı şekilde yaşatılması, bu mesajların verilmesi bizleri çok memnun etmiştir.
Cumhurbaşkanı Tatar, filmin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gösterilmesinin ayrıca Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kadim bağların pekişmesi ve her alanda yakınlaşması açısından da önemli olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz'in engelli bireylerin yaşamının kolaylaştırılması konusunda pek çok çalışmalar ortaya koyduklarını da söyledi. İleride engelliler konusunda Türk devletleri dahil farklı ülkelerde yapılacak etkinliklerde Kıbrıs Türk halkının da hak ettiği şekilde yerini alması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Milletvekili Serkan Bayram'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bayram'da 48 yıllık hayatını konu alan Buğday Tanesi isimli filmin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Türkiye'de galasının gerçekleştiğini belirtti. Çok güzel ses getirdi Türkiye'mize ve dünyamızda. Haftaya Cuma inşallah bugün İsviçre'de olacak. Sonra 5 tane Avrupa'nın başkentinde gösterim olacak. Frankfurt Film Festivali'nden davet ettiler. Meclis Başkanı Zorlu Töre'de hayatının konu edildiği Buğday Tanesi filminin gösterimi için ülkemizde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ı kabul etti. Kabulde konuşan Meclis Başkanı Töre, engelli yurttaşların yaşam kalitesini artırma adına Türkiye'de yapılan reformların örnek alınabileceğini söyledi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz kardeşim? Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre hayatının konu edildiği Buğday Tanesi filminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gösterimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ı kabul etti. Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Remziye Terkan da üniversitenin genel sekreteri Cansu Meryem Birinci de yer aldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Buğday Tanesi filminin çıkış hikayesini anlatarak 1974 Barış Harekatı yılında doğduğunu ve bu nedenle kendisi için Kıbrıs'ın ayrı bir anlamı olduğunu söyledi. Bayram, filmin küllerinden doğan bir yaşantıyı anlattığını ifade ederek hayatından örnekler verdi. Engelli kardeşlerine hakim ve savcının yolunu açacak bu maddeyi değiştirdik. Artık engelli kardeşlerine hakim savcı olabilecek. Öğretmen oluyorlar. Geçenlerde ciddi düzenlemeler yine oldu önceden. Sayın Cumhurbaşkanı'nın riyasetinde son 20-25 yılda bu alanın sessiz devrim oldu. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de engelli vatandaşların birinci öncelikli olması gerektiğini kaydetti. Bu gayretlerini ve bunu bir filme çevirerek insanlara umut kaynağı olması yönünde yapmış olduğunuz gayreti de takdirle karşılıyoruz. Anavatanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın da bu engelli insanlara daha fazla önem vermesi ve onları öne çıkarması ve hayatta tutunmalarını sağlamak, yaşam enerjilerini daha yukarılara çıkarmak için yapılan Türkiye'deki birçok reform maalesef bizden öndedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öndedir. Biz diyoruz ki anavatan Türkiye'yi birçok konuda örnek alabiliriz ve hemen bunları yapabiliriz biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs Türk halkının refahı ve geleceği için her türlü çabayı ortaya koymaya devam edeceğini vurguladı. Donangil, halkıyla her zaman iç içe olan Cumhurbaşkanı Tatar'ın hükümette istişare içerisinde çalışmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesine ve Türkiye ile ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı koymaya devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Türk Ajansı Kıbrıs'a Cumhurbaşkanlığı'nın çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın geride kalan 2 yıllık görev süresinde olduğu gibi 2023 yılında da Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması, devletinin, egemenliğinin ve uluslararası eşit statüsünün kabulü, refahı ve geleceği için her türlü çabayı ortaya koyacağına vurgu yaptı. Donangil, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın görevde olduğu süre içerisinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşit iki devlet ve uluslararası alanda eşit statüsü için yeni siyaseti ortaya koyduğunu ve bu siyaseti güçlendirmek için çalışmalar yaptığını anlattı.
Federasyon görüşmelerinin Crans-Montana'da bittiğini ve artık alternatif çözüm modeli olamayacağını ifade eden Donangil, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cenevre'de katıldığı gayri resmi 5+1 toplantıda yeni siyaseti Türkiye'nin de desteğiyle Birleşmiş Milletler kayıtlarına geçirdiğini anımsattı. Tatar'ın geride kalan süre içerisinde Kıbrıs Türkü'nün yeni siyasetini yabancı diplomatlarla muhataplarına anlattığını ifade eden Donangil, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda yaptığı resmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve haksız izolasyonların kaldırılması çağrısı sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye kabul edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu çaba yanında pandemi süreci de dahil olmak üzere hükümetle istişare içinde bazı zamanlar Bakanlar Kurulu'na da başkanlık yaparak ülkeyi ilgilendiren konularda destek verdiğini ifade eden Donangil, Cumhurbaşkanı Tatar'ın her zaman halkıyla iç içe olduğuna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesi ve halkın refahının yükselmesi için çaba ortaya koyduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar'ın Türkiye ile her alanda ilişkilerin en üst düzeye çıkmasını sağladığını, sadece siyasi alanda değil, kamuoyla da ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiğini vurgulayan Donangil, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye devletlerle oluşturulan dostluk gruplarına da işaret ederek ilişkilerin gelişmeye devam edeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın da çocuk, aile, çevre gibi konularda birçok sosyal projeler ortaya koyduğunu anlatan Donangil, ülkede ilk kez çocuk adalet yasa önerisinin milletvekilleriyle birlikte meclise sunulduğunu, yakında da yaşlı hakları çalıştayı yapılacağını söyledi. Donangil soru üzerine son günlerde danışman konusunun da kamuoyunu gereksiz meşgul ettiği değerlendirmesinde bulundu. Bu konuda gereksiz ve gerçeği yansıtmayan gündem yaratıldığını ifade eden Donangil, konuyu uzatmak ve artık gündemi meşgul etmek istemediğini belirtti. Söz konusu sistemin eski cumhurbaşkanları zamanından devam eden yetkiler ve sistem olduğunu söyledi. Danışman adı altındaki şahısların hepsinin Cumhurbaşkanlığı yasası kapsamında yetkiyle alınan sözleşmeli personel olduğunu ifade eden Donangil, Cumhurbaşkanlığında şu anda 13 danışman olduğunu ve bunlardan 3 danışmanın daha önceki Cumhurbaşkanlığı personeli olduğunu kaydetti. Donangil ayrıca yaptıkları açıklamanın çarpıtılarak farklı algılanıp savunma mekanizması içine girilmesinin ve bu konuyla daha fazla kamuoyunu meşgul etmenin yanlış olduğunu kaydetti. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkede yakıt sıkıntısı olmadığını, 6000 tonluk Eurodizel taşıyan tankerin bugün ülkeye geleceğini söyledi. Amcaoğlu, bazı istasyonlarda ellerindeki stok tam ayarlanamadığı için dizel noktasında eksiklik söz konusu olabilir ama ülke genelinde Eurodizel sıkıntısı var diye bir şey söylemek de çok da doğru olmaz dedi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT'de yayınlanan 17. Saat adlı programa telefonla bağlanarak Kıbrıs Türk Petrolleri'nin Eurodizel stokunun bittiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Amcaoğlu ülkede yakıt sıkıntısı olmadığını söyledi. Bakanlık olarak tedarikçi firmaların yaşadıkları sıkıntıları çözmek ve yakıt krizi yaşanmaması için muhatapları ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Amcaoğlu, "Dejavu gibi bunları yaşıyoruz ve elimizden geldiğince mücadele ediyoruz." dedi. Amcaoğlu, "Bugün 6000 tonluk dizeli taşıyan tanker burada olacak ve öğlen ilgili firmanın deposuna boşaltıma başlayacak. Bu akşam üzerinden itibaren yarın da olmak kaydıyla rutin şekilde ihtiyacı giderecek şekilde dizel tedarikine devam edecek. Zaten şu an 330 tona yakın dizel vardır. Biz onun da bilincindeyiz fakat önümüzdeki günler için herhangi bir tedarik sıkıntısı var mı yok mu onu tartışıyorduk. Şu an için öyle bir sıkıntı görünmüyor. Bazı istasyonlarda ellerindeki stok tam ayarlanamadığı için dizel noktasında eksiklik söz konusu olabilir. Ama ülke genelinde Euro dizel sıkıntısı var diye bir şey söylemek çok da doğru olmaz diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunuyor. Ziyaretlerde Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında eğitim ve öğretim alanında yapılan işbirlikleri değerlendiriliyor.
Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı heyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim alanlarında devam eden işbirliğinin geliştirilerek güçlendirilmesi, öğretim programları ve ders içeriklerinin ortak değerleri güçlendirmesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doktor Nazif Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danışmanı Profesör Doktor Uğur Çevik, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Adem Karabıyık ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Başkan Yardımcısı Doktor Ahmet İşliye'nin oluşturduğu heyet, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu'yla Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu makamlarında ziyaret etti. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nden Koordinatör Ömer Cihan ve Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hızır Aktaş'ın da bulunduğu görüşmelerde, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında eğitim ve öğretim alanında yapılan işbirlikleri değerlendirildi. 8 Ocağı kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunacak heyet, son 2 gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan öğretmenlerin temsil görevine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan öğretmenlere yurt dışı temsil görevleri, Kıbrıs Türk tarihi, Kıbrıs Türklerinin bireysel, beşeri ve sosyal özellikleri, ekonomik, askeri ve stratejik güvenlik çerçevesinde Kıbrıs'ın önemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Türkiye ilişkileri gibi pek çok konuda bilgilendirme yapılacak. Sayın seyirciler, Sağlık Bakanlığı'nın sivrisineklerle mücadele programı devam ediyor. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, ekiplerin uzmanlarla birlikte bölgesel riskleri belirlemek ve mücadeleyi geliştirmek için saha gözlem ve tespit çalışmaları gerçekleştirmeye devam ettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, sivrisineklerden bulaşan hastalıklar ve mücadele konusunda açıklama yaptı. Açıklamada, sivrisineklerle bulaşan hastalıkların önlenmesi için sivrisinek kontrol programı devam ederken, sivrisinekle mücadele programını geliştirmek için çalışmalar başlatıldığı belirtildi. Sivrisinek mücadele programını geliştirmek ve hastalık riskini ortadan kaldırmak amacıyla 2022 sezonu başından itibaren çalışmalara aralıksız devam edildiği ifade edilen açıklamada, sivrisineklerle mücadele ekiplerince uzmanlar tarafından geçtiğimiz aylarda sivrisineklerden bulaşan hastalıklar, hastalıklarla savaş ve sivrisinek mücadelesi konularında eğitimler verildiği hatırlatıldı. Açıklamada, ekiplerin uzmanlarla birlikte bölgesel riskleri belirlemek ve mücadeleyi geliştirmek için saha gözlem ve tespit çalışmaları gerçekleştirmeye devam ettiği de belirtildi. Geçtiğimiz haftalarda Girne bölgesinde Asya kaplan sivrisineği tespit edildiği hatırlatılan açıklamada, özellikle Asya kaplan sivrisineğinin tespit edilen bölgeden başlamak üzere uzman tarafından tuzak kurma çalışması yapıldığı ve halka bilgilendirme broşürü dağıtılarak halkın konuyla ilgili dikkat etmeleri gereken konularda bilgilendirildiği, ayrıca evlerin kapısında birikmiş olan suların boşaltıldığı kaydedildi. Sivrisineklerden bulaşan hastalıkların önlenmesi amacıyla dünyadaki son gelişmelerin takip edildiği ve yenilikçi mücadele stratejileriyle program geliştirmenin hedeflendiği ifade edilen açıklamada, hastalık taşıyan sivrisinekleri uçmadan üreme kaynağında önleyebilmek amacıyla evlerin çevresindeki kaplarda üreyen sivrisinekleri yok etmek ve sivrisineklerin verdiği rahatsızlığın ortadan kaldırılması için halkımızla ve paydaşlarla işbirliği arzusundayız denildi. Açıklamada sivrisineklerden bulaşan hastalıkların önlenmesi için mücadelenin devam edeceğinin de altı çizildi. Polisten sahte para uyarısı. Polis Girne'de sahte Amerikan doları banknotlarının tedavili sürüldüğünü belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyardı. Olayla ilgili olaraksa 4 kişi tutuklandı. Polisten yapılan açıklamada 19 Kasım-27 Aralık tarihleri arasında Girne'de faaliyet gösteren 4 ayrı markete müşteri olarak giden 2 şahsın sahte 50'lik banknotlardan oluşan toplam 200 ABD doları banknotu tedavüle sürdüklerinin tespit edildiği kaydedildi.
Tedavüle sürülen sahte 50'lik ABD dolarlarının seri numaraları da açıklandı. Açıklamada sahte paraların önceden piyasaya sürülme ihtimali bulunduğu belirtilerek ellerinde açıklanan seri numaralarıyla başlayan 50'lik ABD doları cinsi para bulunduranlar, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlarla para alım satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Bu arada polis Girne'de 19 Kasım 27 Aralık tarihleri arasında 4 ayrı markete müşteri olarak giden 2 kişinin tasarruflarında bulundurdukları sahte olduğuna inanılan 4 adet 50'lik ABD doları banknotu tedavüle sürerek 2870 Türk liralık alışveriş yaptığını saptadı. Polis bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan 2 kişinin daha tutuklandığını açıkladı. Ve günün ilk bültenine yansıyan haberler böyleydi. Hava durumu ardından gazetelerin ön sayfalarına yansıyan haberlerle devam edeceğiz. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve doğudan orta kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları Lefkoşa ve Gazi Mausa'da 20, Girne'de 19, Güzelyurt ve İskele'de 20, Lefke'de 19 derece dolayında olacak. Bölgemiz denizlerinde de bugün hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş mesafesi iyi. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Ve ekranlarını yeni açanlara bir kez daha günaydın. İlk bültenin ardından şimdi de gazetelerin ön sayfalarına yansıyan haberlerle karşınızdayız. İlk gazetemiz Halkın Sesi gazetesi. Halkın Sesi gazetesinin ön sayfasında bugün krizin fotoğrafı karşılıksız çekler başlığını görüyoruz. Hemen detaylarla devam edelim. Ekonomik krizin etkisiyle sıcak para akışının azaldığı piyasada vatandaş, esnaf ve sanayici zor günler geçirirken karşılıksız çıkan çekler ekonomideki kötü gidişin de göstergelerinden biri oldu. Ülkede 9 ay içinde takasa giden 1.024.817 adet çekin 50.156'sı karşılıksız olduğu gerekçesiyle ödenemedi. Geri dönüp sahibine iade edilen çeklerdeki toplam tutar 832 milyona yakın oldu diyor. Bu değerlendirmeyi de iş sayfalarında devam ettiriyor Halkın Sesi gazetesi bugünkü sayısında. Sürmanşete baktığımız zaman da Ziya Öztürkler evliceye sahip çıktı haberini görüyoruz. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler kaçak olduğu gerekçesiyle ülkeden sınır dışı edilen İki çocuk annesi Neslihan Evlice'ye sahip çıktı. Konuyla ilgili hemen girişim başlatan Öztürkler, Evlice'nin kısa sürede evlatlarına kavuşturulacağını açıkladı diyor ve sürmanşeti paylaşan bir başka haberde fotoğrafla destekleniyor. Daima tetikte olun mesajı var. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde silah altında alınan Asteğmen ve Çavuş Çelbi törenle and içti. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Topaloğlu, yemin eden askerlere, toprağımıza yan bakanlara gerektiğinde 1964 Şanlı Erenköy direnişi ve 1974 Mutlu Barış Harekatı'nda olduğu gibi gereken dersi vermede tereddüt göstermeyeceksiniz diye seslendi diyor. Haberin detaylarını gazete iç sayfalardan paylaşıyor okuyucusuyla bugün. Böylelikle Halkın Sesi gazetesini noktaladık. Sıradaki gazeteyle devam ediyoruz. Evet, sırada Yeni Bakış gazetesi var. Yeni Bakış'ın ön sayfasında bugün kuraklık kapıda çiftçi isyanda başlığını görüyoruz.
Yapılan ölçümler 2022 Aralık ayının 1901 yılından itibaren kaydedilen 13. en sıcak Aralık ayı olduğunu gösteriyor. Bu da bu yılın oldukça kurak geçeceğini gösteriyor. Kuraklıkla birlikte zor günler yaşayacak olan üretici desteklenmezse iflasın eşiğine gelmekte karşı karşıya kalacak diyor. Haberi detaylı bir şekilde ön sayfada işlemiş bugünkü sayısında gazete. Yeni bakışa değerlendirmede bulunan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, bugüne kadar hasılların büyümesi, hayvanların yeşil ot yemesi gerekirdi diyerek hayvancıların tohumu bittiğini, çiftçinin de tarlada ürün olmadığı için gelir elde edemediğini söyledi. Nizam, yetkililerin bu konuda önlem alması gerektiğini ifade ederek, Türkiye'den gelen suyla bir nebze olsun hayvancının ve çiftçinin yüreğine su serpme şansının olduğunu belirtti. Nizam, bu işlerin sadece arpayla yürümediğini, kaba yemin tedarik edilmesi gerektiğini söyleyen Nizam, kuraklığın kapıda olduğunu, bu vakitten sonra yağmur dahi yağsa rekoltenin düşük olacağını belirtti. Nizam, çiftçi bir sonraki ekime bile hazırlanamayacak, sektör desteklenmezse üretici iflas edecektir diye konuştu. Mehmet Nizam, hükümetin tarım politikasının olmadığını belirterek, biz maliyetlerde %300-400 artış öngörürken tarım bütçesinde %3.67 artış gördük. Bunun neresi destekleme politikasıdır diye soruyor. Yetkili hükümetin tarıma bakış açısı bu mu diye sordu. Nizam, tarımın bütçe içinde 8. sırada olduğunu belirterek bunun hükümetin tarıma gösterdiği önemi ifade ettiğini söyledi diyor. Ve bu haberi de iki büyük fotoğrafla destekliyor bugünkü sayısında gazete. Sürmanşete baktığımız zaman bugünkü sayısında Guterres'in liderlere müzakere çağrısı başlığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta 10 yıllardır devam eden ihtilafa ilişkin sonuç odaklı müzakere çağrısında bulundu. Garantör güçler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi Kıbrıs adasında 10 yıldır süren ihtilaf için diyalog ve işbirliğini desteklemeye çağıran Guterres, iki taraf arasında Kıbrıs konusunda somut diyaloğun devam etmemesi ve hakim sosyoekonomik ve siyasi iklim göz önüne alındığında Kıbrıs barış sürecinde ortak zemini yakalama umudu şimdilik belirsizliğini koruyor değerlendirmesinde bulundu diyor. Haberin detaylarını iç sayfalarda paylaşıyor gazete. Hemen spotlarla devam edelim. Yine Yeni Bakış'ta Üstel Ankara'ya davet edildi. Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'la telefonda görüştü diyor detaylar iç sayfada. 36 Suriyeli mülteci ile 2 insan kaçakçısı tutuklandı haberini görüyoruz. Ve 4000'den fazla yabancı deport edildi haberi var. Yine spot olarak değerlendirilmiş. Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, seçimden bir hafta geçmesinin ardından birçok belediyede mobbing, baskı, tehdit, yasa ve toplu iş sözleşmelerine aykırı uygulamaların baş gösterdiğini belirterek, bilinmesini isteriz ki yapılmaya çalışılan gayri yasal uygulamalar, emekçinin üzerinde uygulanan baskı, tehdit, bizi yasal haklarımızı kullanmaktan asla alıkoyamaz dedi. BES sağduyu çağrısında bulunduğu haberini iç sayfalarda devam ettiriyor bugünkü sayısında. Diğer spotlara bakalım. Yaya ağır yaralandı haberini görüyoruz. Bir kaza haberini spot olarak kullanmış ön sayfasında. Ve milletvekillerinden 27 kabul 14 red başlığıyla verdiği haberde 35 milyar 850 milyon Türk liralık 2023 mali yılı bütçeye tasarısının Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildiğini söylüyor. Genel kuruldaki bütçe görüşmelerini tamamladı. Genel kurulun gelecek birleşimi 16 Ocak'ta yapılacak diyor gazete bugünkü sayısında. Böylelikle bu gazeteyi de burada noktaladık. Evet, sırada Avrupa gazetesi var. Polise güneyden uçuş yasak haberini görüyoruz. Anayasaya aykırı olmasına rağmen askeri makamlar tarafından alınan bir karara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polis memurlarımızın güneydeki havaalanlarından yurt dışına uçması yasaklandı. Tüm yurttaşlarımızın yararlandığı bu haktan polisler yararlanamıyor şeklinde değerlendirmiş bu haberi bugünkü sayısında. Evet, sıradaki gazete Kıbrıs Gazetesi. Kıbrıs Gazetesi'nin ön sayfasında da tedbirli davranılmalı başlığını görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki COVID-19 vakalarında önceki haftaya göre %35 artış var diyor. Sağlık Bakanlığı sadece COVID-19'a değil grip vakalarında da artış olduğuna dikkati çekerek uyardı. Tedbirli davranılmalı denilmiş. Bakanlık halkı uyardı diyor haberin devamında şöyle
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki COVID-19 vakaları 14-22 Aralık arasında 154 iken 28 Aralık 3 Ocak arasında 55 artarak 209 oldu. Sağlık Bakanlığı mevsimsel nedenlerin de etkisiyle COVID-19 ve solunum yolu hastalığına neden olan viral enfeksiyonlarda beklenen artıştan yaşandığı belirtti ve vatandaşları koruma ve tedbirlere daha titiz şekilde uymaya çağırdı diyor. Grafiklerle de durumun özetini ön sayfada değerlendirmiş bugünkü sayısında. Ve bir diğer haberde, yine fotoğrafla desteklenen bir diğer haberde, 36 kişi güneye kaçırılıyordu başlığını görüyoruz. Karşıyaka sahilinde bıraktıkları ve Güney Kıbrıs'a geçme niyetinde oldukları belirlenen Suriye uyruklu 38 kaçak göçmenden yetişkin olanlar MKVKD ile birlikte dün mahkemeye çıkarıldı ve aleyhlerine 3 gün tutukluluk emri çıkarıldı. Çocuklarsa polis müdürlüğünde bekletildi şeklinde veriliyor fotoğrafla desteklenen bu haberde. Evet, Kıbrıs gazetesinin logo yanında bugün kuraklığa dikkat çekiliyor. Olası bir kuraklık bizi bekliyor diyor. Meteoroloji Dairesi eski müdürü Fehmi Oktay, öngörülere göre bu yılın daha az yağışlı olacağını söyledi diyor. Detayları iç sayfalarda bulabilirsiniz. 2023'ten umutluyum diyor sür manşette Maliye Bakanlığı'nın bütçesi onaylandı. Maliye Bakanı Şan vurguladı. 2023'ten umutluyum diyor. Detaylarını Kıbrıs Gazetesi iç sayfalarda paylaşıyor okuyucusuyla. Böylelikle Kıbrıs Gazetesi'ni de burada noktaladık. Sıradaki gazeteyle devam edelim. Sıradaki gazete Yeni Düzen. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler mecliste açıklandı. 234 günde 3150 yeni yurttaş diyor. Üstel hükümeti 234 günlük görev sürecinde Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı ve evlilik yoluyla toplam 3150 kişiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığı verdi diyor. Haberi fotoğrafla destekliyor ve spotlarda kullanmış ön sayısında. 1983 öncesinde gelen 18 yaşından büyük savcılık görüşüyle verilen vatandaşlık sayısı 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı bir kadınla evlenip vatandaş olan kişi sayısı 382. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı bir erkekle evlenip vatandaş olan kişi sayısı 274. İçişleri Bakanlığı onayıyla vatandaş olan kişi sayısı 552. İçişleri Bakanlığı onayıyla vatandaş olan kişinin vatandaş olan eşi ya da çocuğu 1416. Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş olan kişi sayısı 342. Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş olan kişinin vatandaş olan eşi ya da çocuğu 181 şeklinde bir rapor hazırlanmış ve 234 günde verilen toplam vatandaşlık 3150 diyor. Hava kalitesine ilişkin bir başka haber görüyoruz ön sayfada. Fotoğrafla desteklenen bu haber, hava soğuğu, ısınma maliyetleri cepleri yaktı. Odun sobası ve şömineler'den kara dumanlar yükselmeye başladı. Uzmanlar uyardı. Ayakkabı yakıldığını bile gördük. Hava kalitesinde limit aşımı var diyor. Bu özel haberi ön sayfada fotoğrafla destekledi. Spotlara baktığımız zaman da 30 düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçısı tutuklandı haberini trajedi başlığıyla kullanmış ön sayfada. Ve Ersin Tatar, Türkiye'nin desteğiyle ödedik demişti. Maliye Bakanı Şan Tatar'ı düzeltti. 13. maaşları kendi kaynaklarımızla ödedik. Cumhurbaşkanı farklı anlamış olabilir diyor. Bu haberlerin detaylarını gazete iç sayfalarda paylaşıyor bugünkü sayısında. Böylelikle Yeni Düzen gazetesini de burada noktaladık. Evet, sırada Diyalog gazetesi var. Diyalog gazetesinin ön sayfasında Larnaka ve Baf havaalanları 2022'de 9 milyon 200 bin yolcuya hizmet verirken Ercan'ın rakamı 1 milyon 325 bin kişide kaldı. Büyük uçurum şeklinde değerlendiriyor ve iki fotoğrafta da destekliyor bu haberi. Ara başlıkta şöyle devam ediyor. Güneyde 50 hava yolu uçuş yapıyor. Güney Kıbrıs pandemi sonrasında turizm faaliyetlerini geliştirmek için yoğun çaba harcadı. Bu süre içinde düşük fiyatlarla uçuş yapan Wizz Air'la Ryanair yetkili hava yolu statüsü vererek ülkeye daha fazla turist taşınmasına olanak sağladı. Böylelikle Larnaka ve Baf havaalanı 2022'de 9 milyon 200 bin kişiye hizmet verdi. Güney Kıbrıs'ta 50 havayolunun 38 ülkeden uçuş yaptığı açıklandı diyor. Detayları iç sayfalarda paylaşıyor bugünkü sayısında. Bir başka habere baktığımız zaman yine Diyalog'da Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimleri için başvuran aday sayısı 14'e yükseldi diyor. Rekor katılım şeklinde değerlendiriyor haberi. Ve yine Adli Haberler ön sayfada
mülteci haberiyle ilgili haberi spot olarak değerlendirmiş ve gaz zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören iki Afrikalı taburcu edildikten sonra mahkeme emriyle tutuklandı. Sıra yargıda diyor. Bu haberin detayını da gazete iç sayfalardan değerlendirmiş bugünkü sayısında. Böylelikle bu gazeteyi de burada noktalamış olduk. Sıradaki gazeteyle devam ediyoruz. Sırada Güneş Gazetesi var. Güneş Gazetesi bugünkü sayısında Tatar'ın önceliği halkıdır diyor. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın geride kalan 2 yıllık görev süresinde olduğu gibi 2023 yılında da Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması, devletinin egemenliğinin ve uluslararası eşit statüsünün kabulü, refahı ve geleceği için her türlü çabayı ortaya koyacağına vurgu yaptı diyor. Haberi ön sayfada da detaylı olarak işlemiş bugünkü sayısında. Halkıyla her zaman iç içe diye devam ediyor ara başlıkta. Tatar'ın geride kalan süre içerisinde Kıbrıs Türk'ünün yeni siyasetini yabancı diplomatlarla muhataplarını anlattığını ifade eden Donangil, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda yaptığı resmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve haksız izolasyonların kaldırılması çağrısı sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anayasal adıyla Türk Devletleri'nin teşkilatına gözlemci üye kabul edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu çaba yanında pandemi süreci de dahil olmak üzere hükümetle istişare içinde bazı zamanlar Bakanlar Kurulu'na da başkanlık yaparak ülkeyi ilgilendiren konularda destek verdiğini ifade eden Donangil, Tatar'ın her zaman halkıyla iç içe olduğuna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesi ve halkının refahının yükselmesi için çaba ortaya koyduğuna işaret etti diyor. Haber şöyle devam ediyor. İlişkiler en üst düzeyde. Cumhurbaşkanı Tatar'ın Türkiye ile her alanda ilişkilerin en üst düzeyde düzeye çıkmasını sağladığını, sadece siyasi alanda değil, kamuoyuyla da ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiğini vurgulayan Donangil, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye devletlerle oluşturulan dostluk gruplarına da işaret ederek ilişkilerin gelişmeye devam edeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın da çocuk, aile ve çevre gibi konularda birçok sosyal projeler ortaya koyduğunu anlatan Donangil, ülke ilk kez çocuk adalet yasası önerisinin milletvekilleriyle birlikte meclise sunulduğunu, yakında da yaşlı hakları çalıştaya yapılacağını söyledi diyor. Haberin detaylarını iç sayfalarda paylaşıyor gazete sayısında. Logo yanına bakalım. Sürme manşette ise halkımızın endişesi olmasın. Bakan Şan, aslında yürümemiz gereken iki yol var. Gelirleri artırmak ve mali disiplin. Mali disipline hiç şüphesiz önem vereceğiz. 2023 yılından umutluyum. Kıbrıs Türk halkının zerre kadar endişeli olmaması gerektiğini belirtmek isterim. Öte yandan pandemi sonrası Rusya-Ukrayna savaşıyla bozulan tedarik zinciri konusunda da düzeleceğine inanıyorum. Nitekim Rusya'nın bir ateşkes teklifi de olmuştur diye konuştu. Bu değerlendirmeyi iç sayfalardan yapıyor Güneş Gazetesi bugünkü sayısında. Evet, böylelikle Güneş Gazetesi'ni de burada noktaladık. Sırada Vatan Gazetesi var. Vatan Gazetesi'nde bugün 2023 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesi mecliste kabul edildi diyor. Milletvekillerinden 27'si kabul, 14'ü red oyu kullandı. 2023 mali yılı bütçe tasarısını değerlendiriyor manşetinde. 35 milyar 850 milyon Türk liralık 2023 yılı mali yılı bütçe yasa tasarısı Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. Genel kuruldaki bütçe görüşmelerinin dün tamamlandığını söylüyor. Genel kurulun gelecek birleşimi 16 Ocak'ta yapılacak. 2023 mali yılı bütçe yasa tasarısının bütünü için açık oylama yapıldı. Milletvekillerinden 27'si kabul, 14'ü red oyu kullandı. Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamaya geçilmeden önce Maliye Bakanlığı'nın bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi. Ardından gelirler bütçesi ve 2023 mali yılı bütçe yasa tasarısı madde madde görüşüldü. Tasarının bütünü için açık oylama yapıldı. Detayları iç sayfalarda paylaşıyor bugünkü sayıda. Ve Vatan Gazetesi'nin logo yanında Bay Kuzey Kıbrıs Tayland'da yarışacak haberini görüyoruz. Sürmanşette ise Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'ndan bir açıklama var. Yakıt sıkıntısı yok diyor. Euro dizel taşıyan tanker bugün ülkeye gelecek.
Olgun Amcaoğlu ülkede yakı sıkıntısı olmadığını söyledi. Dejavu gibi bunları yaşıyoruz ve elimizden geldiğince müdahale ediyoruz dedi. Amcaoğlu yarın yani bugün 6000 tonluk dizel taşıyan tanker burada olacak ve öyle ilgili firmanın deposuna boşaltıma başlayacak. Yarın yani bugünden bahsediyor. Akşam üzerinden itibaren pazar günü de olmak kaydıyla rutin şekilde ihtiyacı giderecek şekilde dizel tedarikine devam edilecek haberini duyuruyor ön sayfada. Covid-19'la ilgili bir spot görüyoruz. Covid-19 Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten bir haftada 4 can kaybı raporunu açıklıyor. Bir başka spottaysa Gazi Mausa'da yolu geçmeye çalışan araç çarptı. Polisten verilen bilgiye göre dün saat 19 sıralarında yaşanan kazada Ahmet Nurçin yönetimindeki HP-153 plakalı araç yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Abdülgaffar Durgun'a çarptı diyor. Detayları iç sayfalarda paylaşıyor gazete. Evet, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil'in yaptığı açıklamadan bir spot kullanmış. Bugün Cumhurbaşkanımız Kıbrıs Türk halkının refahı ve geleceği için her türlü çabayı ortaya koymaya devam edecektir diyor. Detaylar iç sayfalarda. Girne'de sahte Amerikan doları 4 tutuklu diyor kullandığı spotta sahte parayla ilgili de haberinde detaylarını yine gazete iç sayfalarda aktarıyor. Orada bulabilirsiniz. Böylelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gazetelerinin ön sayfalarına yansıyan haberleri paylaşmış olduk. Az sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gazetelerinin ardından Türkiye gazeteleriyle devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler, şimdi de Türkiye gazetelerinin ön sayfalarındaki başlıklarla devam ediyoruz. Milliyet gazetesinde bugün büyük tehdit metamfetamin şeklinde veriyor. Emniyetin uyuşturucu raporuyla ilgili bir haberi ön sayfada değerlendiriyor bu şekilde gazete. Evet, böylelikle bu gazeteyi burada noktaladık. Sıradaki gazeteyle devam ediyoruz. Sırada Akşam gazetesi var. Tam bursluya 55 bin Türk lirası fatura şeklinde değerlendiriyor bugünkü sayısındaki manşet haberini. Özel okullar %65'lik zam tavanını yan ücretlerle deldi. %100 burslu okuyan öğrenciye çıkarılan ek fatura 55 bin Türk lirasına ulaştı diyor gazete. Böylelikle bu gazeteyi de noktaladık, devam ediyoruz. Türkiye gazetesindeyiz. Türkiye gazetesi marketler sıraya girdi, sabit fiyat furyası çok güzel hareketler şeklinde veriyor. Bir başka haberde çiftçiye uygun kredi müjdesi veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretli memur, emekli ve emeklilikte yaşa takılanlardan sonra 3 müjde de çiftçiye geldi diyor. Haberi detaylı şekilde iç sayfalarda paylaşıyor Türkiye gazetesi bugünkü sayısında. Böylelikle Türkiye gazetesini de burada noktaladık. Sıradaki gazetemiz Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesi Kılıçdaroğlu ve Akşener hedefteki İmamoğlu'na sahip çıktı diyor. Seni yedirirsek yuh olsun bize değerlendirmesinde bulunuyor. İstanbul'da metro açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun kılını dahi teslim etmeyiz derken Akşener haksızlığa karşı duracağız dedi. Haber detaylı şekilde hem ön sayfalarda fotoğraflarla hem de iç sayfalarda değerlendiriliyor. Böylelikle Sözcü'yü de burada noktaladık. Sıradaki gazete devam ediyoruz. Yeni Şafak. Artık kimse faiz artışı beklemiyor şeklinde verilen bir haber var. Hesabınızı kur üzerine yapmayın diyor spotlarında. Büyümemiz %5'in üzerinde olur. Marketlerde indirim çağrısı. Bu haber Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yaptığı bir açıklama. Türkiye ekonomi modelinin tüm dünyada benimsendiğini, yatırımcıların da Türkiye'de iktidarın el değiştireceğini satın aldığını söyledi. Nebati artık içeride de dışarıda da kimseye faizi artıracak mısınız diye sormuyor. Detaylarını gazete iç sayfalarda paylaşıyor okuyucusuyla. Devam ediyoruz sıradaki gazeteyle. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet, Ege'de tahrik, taciz ve panik haberini görüyoruz. Görsellerle de desteklenmiş bu haber. Yunan botu balıkçılara ateş açtı. Ara başlığıyla devam ediyor. Yunan sahil güvenlik botu Türk karasularına girip
Didim açıklarında avlanan balıkçıları taciz etti, uyarı ateşi açtı. Türkiye anında karşılık verince korkuya kapılan Atina büyük telaş yaşadı diyor. Haberi bu şekilde değerlendirmiş ön sayfasında ve detayları iç sayfalarda bulabilirsiniz. Devam ediyoruz. Evet, sırada Sabah gazetesi var. Sabah gazetesinin bugün ön sayfasında iki haber değerlendiriliyor. İş yemeğinde sınırsız taciz haberini gördük. Bir başka haber ise Başkan Erdoğan'dan çiftçiye 3 müjde, tarım ekonomi ekosistemi buluşmasında konuşan Erdoğan, milyonlarca çiftçiyi sevindiren yeni destek paketini açıkladı. Üretici rahatlatacak adımları tek tek sıraladı diyor ve bunu fotoğrafla da desteklemiş bugünkü sayısında. Böylelikle bu gazeteyi noktaladık. Sırada Cumhuriyet gazetesi var. Evet, son gazetemiz Cumhuriyet. Altılı Masa'nın liderlerinden İstanbul'da gövde gösterisi diyor. Millet seçer, millet değiştirir şeklinde değerlendiriyor bu haberi. İktidara kayyum tepkisi şeklinde verdiği bu haberin detaylarını da yine iç sayfalarda bulabilirsiniz. Böylelikle Cumhuriyet Gazetesi ile Türkiye gazetelerini de noktalamış oluyoruz. Evet, gündemin ilk haberleri ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basınındaki haberlerin sizlere aktardık ve sonrasında da Türkiye gazeteleri sizlerle birlikte oldu. Evet, 11'de kısa haberlerle yeniden karşınızda olacağız. Gün ortasında unutmayalım. Hoşça kalın.